Evren TYT geometri son soru. Arkadaşlar bir katı cisim sorusu, prizma sorusu ama zor bir soru. Burada bir marangoz bir masayla uğraşıyor. Masanın şuradaki parçalar, ayakları şunlar. Şuradaki parçalar da şu aradaki sütunlar, tahta parçaları. Bu tahta parçaları şöyle oturuyor arkadaşlarım. Ben sizin için şöyle çizdim. Bu ebatlarını vermiş işte. Büyüğün ebatları 40-40-120. Küçüğün ebatları da 20-20-80. Ben şöyle çizdim arkadaşlarım. Şimdi buradaki küçük parçalardan 4 tane var. Büyük parçalardan da 4 tane var. Bu ikisinden de 4 tane var. Yerleşimi de şöyle. Şuradaki küçük geliyor. Şunun kenarları 40-40 diye devam ediyor ya arkadaşlarım. Şöyle şuraya yerleşiyor. Sonra buradan uzatılıyor şöyle. Uzatılıyor, uzatılıyor. Şu şekilde. Uzatıldıktan sonra öteki büyük kiriş bağlanıyor buraya. Derken araya bir tane daha küçük, büyük kiriş, dikey. Şunlar kolon, şunlar sütun gibi düşünün. Kolonlar indiriyor. 4 tane sütun, 4 tane de kolondan oluşuyor. Ve oluşacak cismin alanı soruluyor dolaylı bir şekilde. Yani bunun vernik lazımmış falan filan. Usta kaç metrekare vernik alan boyar diye soruyor. Ben bir tarafından gösterdim de ikinci tarafında da tabii ki şunun gibi bir tane daha var. Arkadaşlarım bu soruya şöyle yaklaşmanız lazım. Ben orijinal şekle geri döneyim. Ben şuradaki sütuna, kolona pardon, şuradaki kolona kaç metrekare vernik gider? Onu bir hesaplayacağım. Bunu 4 ile çarpacağım. Daha sonra aradaki sütunlar düşüneceğim. Sütuna ne kadar vernik gider? Bunu da 4 ile çarpacağım ve işi bitireceğim. Onları toplayacağım. Bunu şöyle hesaplamanız lazım. Biraz uzun bir çözüm olacak ama. Arkadaşlar önce ben şu kolonlara bir bakayım. Bana çıkarma işlemini yapacağım az sonra. Şu buradaki küçük sütunlar kolonu kapattığı için şurada 20 çarpı 20 var, şu uzunluklar 20 idi ya. 400 birim karelik burada bir kayıp var. Bir de arka tarafta bir 400 birim kare. En son 800'ü çıkartacağım. Ama bunun yüzey alanını komple hesaplamak istiyorum. Bunun yanal alanı, yanal alan, taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 160, yüksekliği de 120 arkadaşlarım. 160 ile 120'nin çarpımı ne yapıyor? 19.200 yapıyor. 19.200 bulduk. Sonra bunlara iki tane de taban ekliyorum. Tabanlarda ne? 40'ın karesi. 40 çarpı 40. Şöyle de uzun uzun yazayım. Taban alanı. 40'ın karesi. Ama bundan iki tane olduğu için iki tane 40'ın karesi. O da 3.200 yapar. Şimdi bunu o zaman bir tanesinin yüzey alanı ne yaptı? 19.200 ile 3.200'ün toplamı. Yani o da ne yapıyor? 22.400 yapıyor. Ama bir tane kolonun daha işini bitirmedik. Şimdi çıkarma işlemine bakalım. 22.400'ü buldunuz. 22.400'ün alanından bir 20'yi çarpı 20, yani 400 buradan çıkacak. Bir de şu taraftan bir 400 daha çıkacak. O zaman nihai sonuç 22.400 eksi 20'nin karesinden 2 tane. 2 tane 20'nin karesini çıkartıyorum. Yani 800'ü çıkartıyorum arkadaşlarım. 800'ü çıkartırsam 21.600 geldi. Bu bir tanesi. Üstüne de yazayım. Bir tane kolon. Bundan 4 tane vardı arkadaşlarım. O zaman 21.600'ü de siz 4 ile çarparsanız 86.400 bulacaksınız. Şöyle çift kocucuk içine alalım. Bunu karıştırmayalım arkadaşlarım. Bu sonucu bulduk. Ayakları bitirdik. Ayak işi tamam. Şimdi ara bağlantılara geçtik arkadaşlarım. Ara bağlantılar dediğimde şunlar. Şu 4 bağlantıya geçiyorum. O 4 bağlantıdan birini hesaplayacağım. Birini hesapladıktan sonra onu 4 ile çarpacağım. Onu hesaplamak çok kolay. Kolaylığı da şöyle. Siz şu sütunları düşünürseniz, bakın arkadaşlarım, taban alanlarına ihtiyacınız yok. Çünkü bunu bu kapatıyor. Şunu da şu kapatmış. Sadece bu sütunun yanal alanını bulacaksınız. Yani şurada göstereyim. Şunun yanal alanını hesaplayacağız. Şurayı, şurayı. Bunun gibi 4 tanesini hesaplayıvereceğim. Ve bulduğum sonucu tabii ki yine 4 ile çarpacağım. O zaman işlemi devam ettireyim. Bunun yanal alanı. Yanal alan taban çevresi, ki taban çevresi 80 çarpı yükseklik, yani 80. 6.400 yapar. Şimdi bunu 4 ile çarpalım. 6.400 çarpı 4. 6.400 çarpı 4 de 25.600. O zaman bunu yine kutucuk için alalım.
Şu ikisini artık toplayalım arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı bize toplam o masanın metrekaresini verecek. 86.400 ile 25.600'ü toplarsanız sonuç 1 milyon 120 bin, pardon, 112 bin gelir. Bu 112 bin cisimler santim cisimden verilmiş arkadaşlar. Bu santimetre kare. Eğer bunu metre kareye çevirmek istiyorsanız 10 bine bölersiniz arkadaşlar. 10 bine bölmek demek 4 sıfır kaydırmak demek. Kaydırdığınız zaman sonuç 11.2 metre karedir arkadaşlar. Şıklara bakıyorum. Şıklardan da cevabımız Bursa.